Verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur ki? En önemli tepkime aslında esterler için bu tepkimeydi. Biz ne biliyoruz? Karboksilik asit artı monoalkol aralarından su çekiyorduk. Ester artı su elde ediyorduk. Bu tepkimenin tersi neyse esterin hidroliz diyorduk. Bu tepkime esnasında asitten OH alıyorum. Alkolden H alıyorum. Aralarından su çekiyorum. Geriye kalanı bir araya getiriyorum. Yani ch 3 CH çift bağ O ve OCH2CH3 O OCH2CH3. Şu kısım karboksilik asitten geliyor. Şu kısım ise alkolden geliyor. Şimdi bakalım esterleşme tepkimesi bu doğru. Oluşan ürün etil asetat esteridir. Esterleri IUPAC olarak okurken alkolden başlıyorum. Alkolün alkil kısmı etil. C C2H5. Peki. Sonra asitten devam ediyorum. Etil iki karbonlu olduğu için etil etanoat. Etil etanoat. Oat yerine etanoat yerine asetat da kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Dolayısıyla etil asetat ismi kullanılır. Yupak deseydi etil etanoat diyecektim. Özel ad olarak kullanabilirim. Bir kondenzasyon tepkimesidir. Yani aralarından su çekme. Ama bir polimerleşme midir hocam? Hayır bir polimerleşme değildir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği. Esterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Meyve ve çiçeklerin hoş kokularını veren ester molekülleridir. Bu doğru. Aynı karbon sayılı karboksilik asitlerden daha düşük, aynı karbon sayılı alkollerden daha yüksek sıcaklıkta kaynarlar. Bu ifade yanlış. Çünkü esterlerde hidrojen bağı yoktur ama karboksilik asitlerde ve alkollerde hidrojen bağı vardır. O zaman hem asitten hem de alkolden kaynama oranları nasıldır? Daha düşüktür. Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu triesterlere yağ denir. Bu ifade doğru. Peki. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Doğru. Yani her ikisinin de genel formülü CNH 2 O2'dir. Esterler karboksilik asit türevi bileşiklerdir. Evet. Çünkü asitlerden türetilebilen karbonili bileşiklerdir bundan dolayı. Dolayısıyla yanlış verilmiş olan B seçeneği. Yukarıda açık yapı formülleri verilen bileşiklerinden hangileri birbirinin fonksiyonel grup izomeri değildir? İzomer olmak yetmez, fonksiyonel grup izomeri değildir diye soruyoruz. Karboksilik asitler ve esterler karbon sayıları aynıysa birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir. Çünkü her ikisinin de genel formülü CNH2NO2'dir. Bu bir karboksilik asit, karboksilik asit. Bu da bir ester. E peki o zaman 1, 2, 3 karbonlu, 1, 2, 3 karbonlu o zaman bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Peki. Diğerine bakalım. Karboksilik asit ve ester fonksiyonel grup izomeriydi ama bu bir karboksilik asit, bu da bir karboksilik asit. Birbirin izomeri olabilirler. Yapı izomeri deriz, geçeriz. Ama fonksiyonel grup izomeri değiller. Fonksiyonel grup izomeri olmak için farklı tür bir bileşik olması lazım. Yani bu değildir. Peki buna bakıyorum. Bu yapı bir ester mi? 1, 2, 3 karbon burada. Bir de benzen halkası. Şuraya bakarsan R. C çift bağ O ore, racor yani bu bir ester. Peki diğer yapıda bir asit mi? Evet asit. Peki karbon sayıları tutuyor mu? Ona bakalım. En azından halka dışına bakalım. 1 2 3 tane karbon, 1 2 3 karbon, benzen halkası, benzen halkası, biri asit, biri ester, birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Bir tane benzen halkası, 3 tane benzen halkası dışında karbon içeriyor ve asit ve ester olarak fonksiyonel grup izomeri. Hangileri birbirinin fonksiyonel grup izomeri değildir diye sorduğu için cevap yalnız 2 olur yani B seçeneği. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Tepkimemiz asitle alkolün esterleşmesi. Ama şunu bileceğiz. Bir yağ asiti kullanmışız. Daha doğrusu 3 tane yağ asit. Yağ asit oldu nasıl biliyorum hocam? 17 bir de burası 18 karbonlu çift karbonlu. Stearik asit bunun adı aslında. Stearik asit. Peki bu asitten 3 tane kullanıyorum ve yanında ne kullanıyorum hocam? Gliserol. Ya da gliserin dediğimiz bir propan triol kullanıyoruz. Asitten OH alıyoruz. Alkollerin her birisinden ise H alıyoruz. Dolayısıyla bu yapıları bir araya getirince bir triester elde ediyorum. Bu bir trigliserit. Hatta işte gliseril stearat dediğimiz bir ismi var. Gliseril stearat dediğimiz ismi. Yani elde ettiğimiz yapı bir triester yani yağ. Peki x yağdır demiş. x yağ asitidir demiş. Düzelteyim. Doğru demiş. y gliserindir doğru. Esterleşme tepkimesidir konuştu. Peki z gliseril stearat doymamış bir yağdır demiş. Halbuki hidrokarbon kısmındaki yapıya bakınca cnh 2 artı 1. cnh artı 1 alkandan bir hidrojen çıkartılmış hali. Yani alkil. Yani ben onun doymuş olduğunu biliyorum. Doymamış dediği için bu ifade yanlış. Dehidrasyon yani aralarından su çektik. Esterleşme. Z katı bir yağdır. Evet doymuş yağ olduğu için katı yağdır zaten. O halde yanlış verilmiş olan C seçeneği. Etil asetat esteri ile ilgili hangileri doğrudur? Bir bakalım. Önce etil asetatı yazalım beraber. Yani bu bir ester. Etil dediğimiz kısım alkolden gelen kısım. Asetat dediğimiz kısım ise karboksilik asitten. Asetat asetik asitten gelen kısım yani CH3 CO yani iki karbonlu. Önce o kısmı yazıyorum. CH3 C çift bağ O asitten gelen kısım. Karboksilik asitten. O alkolden gelen kısım etil. C2H5. Şu kısımda alkolden geliyor. Bileşiğimizi oluşturduk. Bu bir ester. Peki o zaman ee, CH3CO yani asetik asitle etil alkolün kondansasyonu ile esterleşmesi ile edilir ifadesi doğru kapalı formül CN 2 2 genel formüle sahip. 1 2 2 de burası 4 karbonlu. C4 H8 O2. Dolayısıyla doğru. Peki sonuncusuna bakalım. Butanoik asitle fonksiyonel grup izomeridir. Butanoik asit de CH3 CH2, CH2 CH2 C çift bağ O OH. O da C4 H8 O2. Aynı karbon sayılı doymuş monokarboksilik asit ile Aynı karbon sayılı ester birbirinin fonksiyonel grup izomeriydi. Bu ifade doğru. Yani yanıtımız E seçeneği. 6.4 gram metil alkolün yeterince karboksilik asitle tepkimesinden yani esterleşmesinden 17.6 gram ester oluşuyor. Ne biliyordum? Asit artı alkol, ester artı su. Şimdi bir yazalım. Karboksilik asitimizi bilmiyoruz. R1, C, çift bağ, O, OH olsun. Artı metil alkol dediği için onu biliyorum alkolümüzü. CH3OH. Tersten yazıyorum. OH 3 Asitten OH alıyorum. Alkolden H alıyorum. Aralarından su çekerek bir ester oluşturuyorum. OCH3 artı H2O. Esterimiz şu. Peki. Şimdi bu ester için ne diyor? 17.6 gramdır diyor. 17.6 gram. Peki. Alkol için ne diyor? Alkol şuradaydı. 6.4 gram diyor. Metil alkolün mol kütlesi 32. 6.4 bölü 32 yapıyorum. 0. 2 mol metil alkol olduğunu anlıyorum. O 0,2 mol ise diğerleri de 0,2 mol esterleşmede tüm bileşenlerin katsayıları birebir. O zaman bu 0,2 mol ise bizim oluşan esterimiz de 0,2 mol. Esterin 0,2 molü 17,6 gramsa notumu alıyorum. 0,2 molü 17,6 gram ise 1 molü ne kadardır? 2 molü 176, 1 molü buradan işlem yaparsam 88. Esterlerin CnH2nO2 genel formülüne sahip olduğunu biliyorum. 88. O halde 14n artı 32, 88. Demek ki 14n eşittir 56. Demek ki 4 karbonlu bir ester. Şimdi bakalım bu estere. Bu ester 4 karbonlu olduğuna göre, şurada 1 karbon var, şurada 1 karbon var, 2. Demek ki burası 2 karbonlu olmalı. Demek ki burası 2 karbonlu olmalı. O zaman karboksilik asitimiz toplamda 2-3 karbonlu olmalı. Karboksilik asitin 1 molünde kaç mol karbon varmış? 3 mol karbon varmış. Yani yanıt B seçim. Bize aspirin elde tepkimesi vermiş ki bu aspirin elde ise aslında bir esterleşme tepkimesi. Yani salisilik asit dediğimiz bir asitle asetik anhidritin reaksiyonu yani X özel adı salisilik asit ya da 1, 2, 2 hidroksi benzoik asit diyebilirim. Dolayısıyla X için doğru verilmiş. Asetik anhidritle esterleşmesi sonucunda asetil salisilik asit yani aslında asetil salisilik asit dediğimiz şey aspirin. Onu da yazalım. Aspirin onun özel adı. Peki ve Y maddesi elde ediyorum. Esterleşmeyle ne elde ediyoruz hocam? E, asit artı alkol, ester artı suydu. Dolayısıyla Y maddesinin su olmasını beklerim ama burada farklı bir şey var. Burada bu OH yapısı, alkol yapısı ve asetik anhidriti kullanıyorum. Dolayısıyla şu CH3CO yapıları şuraya geliyor. Yani CH3CO'yu şuraya bağladık. Şu aşı oradan aldık. O zaman Y yapısı da bizim için şu oluyor. Şu hidrojeni de şuraya bağlayacağım. Yani OH tersten yazacak olursam C çift bağ O CH3. 2 karbonlu asit elde ediyorum yani asetik asit elde ediyorum. Eksik olan parçayı tamamlarsam. O zaman Y asetik asittir. Doğru. Ester oluşumu gerçekleşmiştir. Evet şu yapıya bakarsan R C çift bağ O R C çift bağ O O R olduğunu görürsün ki bir ester oluşum var. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneği olur. Bir triester olan gliseril sterat bize verilmiş. Yani aslında bu bir trigliserit trigliserit dediğimiz yapılar aslında bir nevi yağdı. Peki bu yağla sodyum hidroksitle hidrolize ediyoruz. Aslında tepkime sabunlaşma tepkimesi. Peki sabunlaşma tepkimesinde gerçekleşen olay şuydu. C17 H35 Co triesterleri sabuna dönüşecek. Buradan bir gliserin elde ediyordum. Yani şu CH2O'larla şuradaki H1'e geliyor. CH2OH CHOH ve CH2OH elde ediyorum. Yani Y gliserin benim için. Bu Y maddesi. Peki hocam X nedir? X ise şudur. C17 H35 Cona yani sodyum stearat dediğimiz kalıp beyaz sabun dediğimiz sabun. Beyaz sabun. Peki bakalım. X sodyum stearattır. Bu ifade doğru. Y gliserindir. Bu ifade doğru. Nötralleşme tepkimesi değildir çünkü ya karboksilik asit değil, nötralleşme olsaydı su da açığa çıkardı. Dolayısıyla bu bir sabunlaşma tepkimesidir. X beyaz sabundur, evet. C17H35Ciona. NaOH kullanırsam beyaz sabun, koh kullansaydım Arap sabunu dediyorum. Dolayısıyla cevap C seçeneği olur. Yukarıdaki tepkimelerde oluşan X diye bileşiklerinin gerçekleştirdiği tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. İlkinde aldehit grubu bir basamak yükseltilirse karboksilik asit elde ederiz. Karbon sayısını değiştirmeden yazıyorum. Propanoik asit elde ediyorum. Karboksilik asit. X maddesi bu. Peki. İkincisinde ise alkene su katıyorum. Alkene su katarsam alkol. Hatta etilene su katarsam etil alkol. O halde CH3, CH2OH. Y maddesini de bulduk. Bu ikisini bir araya getiriyormuşum. Karboksilik asit artı alkol, ester artı suydu. Esterleşmeyi şöyle yazıyorduk. Ben şuraya tepkimeyi yazayım. CH2. C çift bağ OOH karboksilik asitimiz. Alkolümüzü tersten yazıyorum. C2H5OH etil alkol. Peki asitten OH alıyorum. Alkolden H alıyorum. Aralarından su çekiyorum. Elde ettiğim yapı CH3, CH2, C çift bağ O, O, C2H5 artı H2O. Bir ester elde ettim. Peki esterleşme tepkimesidir. Bu ifade doğru. X propanoik asittir. 3 karbonlu asit propanoik asit doğru. Y etil alkoldür. Bunu söylemiştik. Z düzelteyim. Şuna henüz bakmadık. Y etil alkoldür. Doğru. Z etil proponoattır. Adlandırırken şöyle yapıyoruz. Alkol kısmından başlıyorum. Alkilini okuyorum. Etil. Peki 3 karbonlu asit propan. Peki ester olduğu için oat ekini getiriyorum. Etil proponoat yani doğru. O halde cevabımız E seçeneği oldu izopropil izobütanoat bir ester. Ester iki parçadan oluşur. Bu iki parçadan bir kısmı asitten gelir, bir kısmı ise alkolden gelir. Şimdi o iki kısmı beraber halledelim. Orayı 2. Şu kısım karboksilik asitten gelecek, şu kısım ise alkolden gelecek. Okurken ne anladık? İzopropil izobütanoat. Butanoat dediğine göre asit kısmı 4 karbon ama izobütanoat demiş. İzobütan nedir? Ona bakalım önce. 1, 2, 3 karbonlu. ikinci karbonda metil grubu bağlı olmalı. Bu izobütanoat. O zaman bu karboksilik asitimiz olur. CH3, CH, CH3. 4 karbonlu karboksilik asitimiz bu. Peki. Alkol kısmımız ise izopropilmiş. Yani izopropil alkol demek istiyor. O halde izopropil dediği için 3 karbonlu Şurada da OH'ımız olmalı. Yani CH CH3 CH3. İkinci karbonda OH olacak. Bunların hepsini birden sağlayan bakıyorum şimdi. İzobütanoat veya izobitanoik asit ve izopropil alkol. Yani yanıtımız B seçeneği oldu. Bir değerli bir alkolle bir değerli bir karboksilik asit artansız reaksiyonu sonucu 40.8 gram ester ve bir miktar 7.2 gram oluşmuş. Yazalım. Bir değerli asit dediğimiz şey R1 C çift bağ OOH karboksilik asit ve bir değerli bir mono alkolümüz R2OH asitten OH alkolden H alıyorum. Aralarından su çekiyorum. R1 C çift bağ O O R2 esterim elde ediyorum. Artı su elde ediyorum. Tüm bileşenlerin kat sayısı birebir. Suyun molünü bulabilirim. 7.2 gram h 7.2 bölü 18 yapıyorum. 0.4 mol. O zaman su 0.4 mol olduğuna göre bu da 0.4 mol olmalı. Bu da 0.4 mol olmalı. Hatta bizim esterimiz de 0.4 mol olmalı. Peki kütlenin korunum ilkesini kullanalım. Esterle asitin kütlelerinin toplamı. Yani 40.8 ile 7.2'nin toplamı. Girenlerin kütlesinin toplamına eşit olmalı. Yani toplam kütle kaç yapıyor hocam o zaman? Burası 41.48 yapıyor. O zaman şu ikisinin toplamı 48 gram. Eşit mollerini topluyorum. 0.4 mol, 0.4 mol. O zaman şöyle yapalım. Genişleterek gidelim. Çünkü ne olabilir diye soruyor. Mesela hocam şu 4 mol olsa yani şunu yazayım. Şu 0.4 yerine 4 mol olsa, şu 0.4 yerine 4 mol olsa 4'e katladım. O zaman bu da 48 yerine 480 gram olur. 4'er mol alırsam 480 gram. O halde birer mol alırsam ne kadar? 4'te biri yani 120 gram. O zaman her ikisinden de 1 mol, 1 mol alırsam toplam kütle 120 olacak. Buraya odaklan. Peki. Bundan 1 mol alsam e, bu 32 yapıyor mol ağırlığı. Bundan 1 mol alsam şurası C3 H6O2 42. 32 daha. 42 artı 32. 74 burası zaten. 32 de orası. Yani 106 yaptı. 120 yapmadı. Devam edelim. Peki. Bundan 3 1 mol alsam yani C3H8O yapıyor 44 16 da kaç yapıyor hocam? 60 yapıyor. Peki şuna bakıyorum şimdi. 1 2 3 karbonlu C3H6O2. C3H6O2'ye bakmıştık 74 yapıyor. Toplayınca 134 yapıyor. Yani olmadı. Peki C seçeneğine şimdi dikkatle bak. Çünkü cevap. Al bakalım. 3 karbonlu, 3 karbonlu alkol biraz önce yukarıda bakmıştık. Mol ağırlığı atmıştı. 1 mol almıştık. Peki 2 karbonlu karboksilik asit CH3CO. Onun da toplarsa mol ağırlığı 60. 60-60 kaç yaptı hocam? 120. Yani yanıt C seçeneğiymiş.